Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalatu vesselamu ala men ahya'd dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve ala âlihi ve ashabihil mukaddimîne alel hayri velev asîrâ. İlemû en afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bir senedil muttasil ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Ahfuş şevârib ve âful lihâ ve lâ teşebbehu bil yehûd. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zâm aleyhüm salavat ve teslimatın ehl-i beyt, el-ashab, etbalar rıdvanullahi teâlâ aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihar-ı dar-ı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz üstazlarımızın, meşayihlerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şeriften, bu cami-i şerifi yapan, bugüne kadar gelmesinde, yaşamasına emeği geçenler, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İbrahim aleyhisselamı, İbrahim aleyhisselam 120 yaşında sünnet oldu. Sonra 80 sene daha yaşadı hadisi sadedinde Kur'an-ı Kerim'deki Bakara sonundaki ve izebtela İbrahim'e Rabbuhu. Rabb-i İbrahim imtihan ettiğinden müfessirler çeşitli beyanlarda bulunuyorlar. İslam ile iptila imtihan etti. Emir ve yasaklarıyla imtihan etti. Oğlunu kes dedi. En sevdiği oğlunu. Onunla imtihan etti. Peygamberliğini bir hakkın eda ettiği imtihan etti. Evet. Taharetle, temizlikle imtihan etti. Kassu şarip bıyıkları kısaltmakla imtihan etti. O zamana kadar bilinmiyormuş bıyıkları kısaltmak demek ki imtihan etti. Sonra mazmaza ağza su almakla imtihan etti. Ağzı temizlemekle istinşak burnu su almakla imtihan etti. Bu alimlerin görüşleri misvak kullanmakla imtihan etti. Saçını tarayıp ortasından ayırmakla imtihan etti. Bu da emirlerinden birisiymiş. Şimdi öyle ben delikanlılar görüyorum. Saçlarını uzatıyorlar. Güzel, temiz olacak ama. Uzatırsan temiz olacak, güzel. Tarayacaksın, kokmayacak saçın. Ortasından ayırıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de atası gibi saçını zaman zaman böyle uzatmış, ortasından ayırmış. Her zaman değil. Sıfıra vurdurduğu da var. Gazıttığı da var. Usturaya vurdurduğu da var. Onun için bazı üstazlar hep peygamber sıfıra vurdu diye kafasını ayna yaparlar. Ama ihramdan çıkarken kafayı ayna yapmak aftal. Ona ayette işaret var. Peygamberin de açık sünneti var ihramdan çıkarken. Dörtte birini kısaltırsanız da ihramdan çıkabilirsiniz de ayna yapmak aftal. Üç defa dua ediyor gazıtanlara. Ötekilere bir defa yalvarmışlar bize de yok mu diye de dördüncü de hatır için. Evet budur diyorlar bazı alimler. Tırnak kesmekle, tırnak bu kelimat vazifelerin birisi tırnak kesmek, kasık tıraşı yapmak, sünnet olmak, koltuk tıraşı yapmak, ön ve arkayı yıkamak, bu emirler, İbrahim Aleyhisselam'a verilen emirlerdir diyor. Tefsirlerde böyle beyanlar var.
ilk sünnet olan, böyle keserek sünnet olan İbrahim Aleyhisselam, ilk misafir ağırlayan İbrahim Aleyhisselam çok zenginmiş. Bir misafir geldiği zaman kuzu kızartırmış. Kuzu, kebap. Bir tek adam olsa bile zengin bir kuzu kesiyor. Hatta bu Lut kavmini helake gelen işte Cebrail, İsrafil, Mikail diyorlar. Geldiklerinde onlara da buyur demiş, kuzu yememişler. Çünkü melek ekmek yemez, su içmez. Melek bu ya. O zaman korktu. Kur'an'da ayet var. Korkma dediler. Biz sana oğul müjdelemeye geldik. Oğul. O zaman çok yaşlıymış. Hanımı da kendi de. Bundan sonra mı? Diyor. Allah için bunlar çok kolaydır. Hakikaten İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam arkasından, Sara validemizden çocuk olmuyormuş. Ondan çocuklar olmuş da bir ara böyle devam etmiş. Cenab-ı Hak demiş ki, İbrahim sen misafire ikram etmiyorsun. Kuzu az geldi demiş. Koç kesmeye başlamış. Her bir tek adam geliyor misafir, kim olursa olsun, koç kesiyor. Gene bir eyyam sonra, İbrahim sen misafire ikram etmiyorsun. Koç da az geldi demiş. Sığır kesmeye başlamış. Bir süre sonra gene Allah vahyetmiş, İbrahim misafire ikram etmiyorsun. O da az geldi demiş. Deve kesmeye başlamış. Develer de var. Vadiler dolusu. Gene Allah vahyetmiş ki, İbrahim misafire ikram etmiyorsun. Deveden büyüğü yok demiş. Yolum yanlış. Düşünmüş. Misafir evine geldi mi, sofrayı kendi koymuş. Elini kendi yıkapmış. Havluyu kendi tutmuş misafirine. Yatağını kendi etmiş. Şimdi misafire ikram ettin ya İbrahim diye o zaman. Böyle misafirperverliğiyle tanınan bir peygamber. Evet, ilk misafir ağırlayan diyoruz ondan dolayı. İbrahim Aleyhisselam işte burada da sünnet oldu diyor. Bu imtihan edildiği maddelerden birisi bu. Sünnet olmak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de şeysidir. Emridir. O da onun da sünnetidir. İbrahim Aleyhisselam diyorlar ki bil kaddumi, keserle, baltayla kendini sünnet etti bu emirden sonra. Yaşı da ileri olduğu için kimseye de söylemedi, utandı diyorlar. Tefsirlerdeki beyanları arz ediyorum ben. Kendi kendine sünnet oldu diyor. Keserle öyle şey oldu diyor. Kaddum keser demek. Alet, dülgerin aleti ama veya balta. Bazıları da diyorlar ki hayır efendim, bu Şam'da bir Kaddum kasabası var. Hatta Suriye devlet adamlarının birisinin Kaddumi, oralı demek o. Kaddum köyünden, kasabasından demek. Orada tıraş oldu demektir. Keserle tıraş oldu anlamına gelmez diyor. Bu konuda çeşitli görüşler var. Kimisi Şam'da bir köydür, kimisi Hicaz'da bir dağdır filan. Kelp kabilesinde bir yerdir, Amman'da bir yerdir diyenler var. Yemen'de bir kaledir, kale diğerdi müfessirler var. Gümüşhane'nin Hazretleri de bu bilgileri almış, buraya koymuş. Ben de size aktarıyorum. Şimdi İbrahim Aleyhisselam sünnet oldu. Ondan sonra Beni İsrail peygamberlerin hepsi sünnet oldular. Evet. İsa Aleyhisselam sünnet olmuştur. Musa Aleyhisselam sünnet olmuştur. Bütün peygamberler sünnet olmuştur. Paulus. Hristiyanlıkta Paulus. Azizlerinden ya, biliyorsunuz. Demiş ya, bu can atacağım, can acıtan bir şey bu. O kaldırmış sünneti. Hristiyanlar sünnet olmuyor şimdi ya. O kaldırmış diyorlar. Bilgiler öyle kitaplarda. Şimdi o Paulus aziz adam sünneti kaldırınca başkaları da Hristiyanlığın her tarafından bir şeyler kaldırmışlar. Hristiyanlık işte diyorlar alimler,
bana kimse kızmasın. Kitaplarda öyle yazıyor. Kuşa döndü diyorlar. Herkes bir şey kaldırdı. Oruç mesela eskiden 30 gün bizim gibi tutarlarmış. Yaz gününe denk gelmiş. Zor gelmiş. Demişler ki 10 gün ilave edelim. Bunu demişler işte serin zamanı alalım. İşte o da gene zor gelmiş. 10 gün daha ilave edelim. Yağsız duzsuz yiyelim. Böyle oruç tutalım. Şimdi öyle yapıyorlar. Ben karışmıyorum elin dinine de bilgileri aktarıyorum size. 50 gün yağ, ekmek, yağlı şey yemiyorlar filan. Böyle şeyler var adetlerinde. Artık biz onlara karışmıyoruz. Herkes küllü hizbin imaledeyhim ferihun. Herkes kendi fikrini sever. Biz Kur'an'a göre, bizim Kur'an'ı azimüşşan tefsir eden müfessirlere, alimlere göre bilgiler veriyoruz size. Yani Beni İsrail peygamberler, Beni İsrail Kur'an-ı Kerim'de şeyden peygamberler de İbrahim Aleyhisselam'dan sonra sünnet oldular. İsa Aleyhisselam da sünnet oldu. Musa Aleyhisselam da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetli doğdu. Bazısı bunu itiraz ediyor. Sünnetsiz doğmak eksiklidir. Ne eksikli olsun ya? Neden eksikli olsun? İşte bu mantığıyla yürüyenler bazısı İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer değildi. Öyle bir peygamberin babası putperestlerin başı olur mu? Kur'an-ı Kerim ve ebuhu ve kâne ebuhu Azer'a diye ebuhu kelimesi var. Nasıl yoracaksın bunu ya? Böyle şey olur mu? Yani böyle mantıklı giderek peygamber sünnetliydi. Bu mu mucize efendi? Biz mucize inanırız. Mutezile mezhebi inanmaz. İnanırız. Sünnetli doğdu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Daha çok şey zamanında Mevlid Kandili anlatırız inşallah. Doğarken daha çok mucizeler var peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Peygamberimiz de öyle söylüyor. El hitanu sünnetun lirricali mekrumetun linnisai. Buhari hadisi bu. Sünnet olmak erkeklere sünnettir. Tenasül uzvullarının o derisini kesmek erkeklere sünnettir. Kadınlara asalet sebebidir. Hadis-i şerif bu. Kadın sünnet olur mu? Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sünnetçi kadın vardı. Bazı kadınlar, her kadın değil. Bazı kadınlar çok sık rastlanmaz. Yaratılışları gereği sünnet olmaları gerekiyordu. Ben bu konuda fazla konuşamıyorum. Doktorlarla konuştum. Doğrudur diyorlar. Yani şehevi o yaratılışı dolayısıyla işte onun üreme organının bazı kısımlarını kestiriyordu ki yanlış yollara sapmasın diye. Hatta hadis böyle hepsini kesme diyor. Kocasını da düşün diyor. O kadına böyle emirler var. Artık bunlar nadiriyetten olan şeyler ama günümüzde bu hadisi doğrulayan olaylar var. Bizim bildiğimiz. Bizim bildiğimiz, çevremizden gördüğümüz kadın ahlaksız yollara gitti. Meğer öyleymiş. Evet, sonra öğrendik. Böyle tıbben bazen oluyor. Bu da nadirattan. Onlarda da asalet sebebi bak. Tabii böyle fuhşa zinaya gitmeyince asil oluyor kadın. Şerefli oluyor. Fuhşa gidince asaleti falan gidiyor. Asalet sebebidir diyor. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin el fıtratu hams. Beş şey insan yaratılma gereği doğumdan dolayı gerekir. El ihtitan. Sünnet olmak insan olmanın, doğmanın gereğidir. Bir, kasıkları tıraş etmek. Bunları söylüyorum. Bunları söylüyorum. Bizim Mehmet sporcu basketbolcu Mehmet Ali Hasan şu Mehmet şu Hasan demiyorum. Uluslararası maçlarda televizyonda potaya elini kaldığı zaman bir bakıyoruz koltuğun altı bir karış tüy. Adı Hasan Mehmet. Demek bu konular bilinmiyor. Evet. Kasıkları tıraş etmek efendim bıyıkları tıraş etmek ve kassu şarip ve taklimul azbar tırnakları tıraş etmek, kesmek
insan olmanın gereğidir. Peygamberin sünnetini, hadisini okuyorum şimdi. Buhari hadisi bu. Tırnağınızı uzatırsanız peygamberin emrine aykırı iş yaparsınız. Kim? Kim olursa olsun. Peygamber erkek kadın ayırmış mı? Bir metre tırnak uzatılmaz diyor yani. Ben size duyuruyorum yani. Ama kabul edersin etmesin. Orayı ben duyurma, ben duyurma. Ve me aleyna illel belag. Ne biçim bu falan, ne biçim yok. Ben Buhari hadisini okuyorum sana. Konuyla ilgili. Kadın erkek tırnağını uzatmaz. Öyle diyor peygamber. Ve ne tul ıpt. Koltuk altlarının tüylerini gidermek. Kadınlar tüylerini sakız gibi bir maddeyle, ilaçla temizlerler kıllarını. Erkek de bıçağla tıraş eder. Bıçağla tıraş eder. Edebi bu. Fıkıh kitaplarında böyle yazıyor. Evet, şimdi kaç günde bir? Evet. Cuma'dan cumaya. Güzeli. Yetişemedin 15 günde bir. Yetişemedin 40 günü geçme diyorlar. 40 günü geçirirse o zaman tahrimen mekruh. Haram diyemiyoruz çünkü ayet yok. Ayet yok. Direkt bize hitap eden. Onun için haram diyecek de diyemiyor ayet olmadığı için. Mütevatir hadiste yok ama sahih hadis bu. Meşhur sahih hadis. Bu öyle şeylerle de farzlık şey etmiyor. Onun için tahrimen mekruh diyorlar. 40 günü geçirme. Ben de herkese duyuruyorum ki sporcu Mehmet artık koltuğunun altını temizlesin diye. Kasını temizlesin diye. Müslüman çünkü Ali Hasan adı olduğuna göre Müslüman bilsin, öğrensin diye. Bunları öğretmeyince öyle bırakıyor. Evet, Müslüman bunları keser. Sünnet olmak da doğduğu gün sünnet olsanız hiçbir mahsuru yok. Çünkü doktor diyor ki bu çocuğu hemen sünnetimiz lazım. Uzvunda bir yaratılıştan bir şu var bu. Tamam, hiç bu mahsuru yok, edebilirsiniz. 7. gün diyorlar. Olmadı. 7 yaşında diyorlar. Olmadı. 10 yaşında. Olmadı. Ne zaman olsa olsun. Ama çocuk buluğa erdikten sonra utanır diyorlar. Sünnet olurken çünkü işlem yapacak. Biliyorsunuz sünnet oluyor. Düğün yapılıyor. O doğru. Yemek veriyor. Çünkü peygamberin bir emrini yerine getiriyorsun. Güzel bir şey sünnet olmak. Hem Müslümanı şeyden, diğerlerinden ayıran tefsirlerden bazısına göre mesela karışık şey ettiler. Savaştılar Müslümanlarla. Müslüman olmayanlar kafir diyemiyorum çünkü kızıyorlar bazıları. Kafir gerçeği örten demek teknik anlamında ama kızıyor. Müslüman olmayan diyeyim madem kızmasınlar onunla. Savaşmışlar. Muharebe meydanında bir sürü adam var. Bakıyoruz. Hangisi acaba? Hemen oraya bakacaksın diyorlar. Sünnetliyse şehit, Müslüman. Bir sebep, bir faktör, bir yol, ayrım yolu. Hatta İbrahim Aleyhisselam da işte böyle bir muharebeden sonra böyle yapmış diye de bilgiler var. Yani farz değil ama vacip ayarında terk edilirse vebal altına girilen bir sünnet, sünnet olmak. Ondan dolayı diyorlar ki adam 90 yaşında Müslüman oldu. Yatıracaksın, sünnet edeceksin. Öyle gitsin Rabbına. 90 yaşında ya demeyeceksin. 70'inde 80'inde de sünnet olur. Müslüman olunca sünnet ettirilir. Ediliyor zaten gelenek böyle. Böyle terk edilmesi caiz olmayan bir sünnettir. Bu sünnet olmak meselesi. Tırnak meselesi de arz ettiğim gibi. Ölçülerde gene İbrahim Aleyhisselam'dan beri gelen ve de peygamberimizin de emrettiği insanlık gereği olan şeylerdendir. Yapılması gereken şeylerdendir. Evet efendim, sünnet merasiminde yemek yapmak iyi ama bid'at olmamak kaydıyla. Ebu Hureyre'den bu hadisi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.
ihtasama indi el cinnul muslimuna el cinnul muslimuna vel cinnul müşrikun. Benim yanımda Müslüman cinlerle müşrik kafir cinler davalaştılar. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Davacı davalı bu demek. Bir şey iddia ediyor, o böyle diyor. O da diyor, hayır ben öyle değilim, savunuyor. Davacı davalı oldular. Hasımlaştılar huzurumda. Yer istediler benden. Çünkü yeryüzünün, kainatın peygamberi Muhammed Mustafa. Müşrik cinler, güzel yerler yeryüzünde bizim olacak dediler. Müslüman cinler, hayır bizim olacak dediler. Böyle iddialaştılar huzurumda. Ben de diyor peygamber ve se'aluni en eskudahum yeryüzünde bizim kalacağımız yerleri söyle bize dediler. Yetkili sensin. Fe eskantul muslimin el celes. Müslümanları mamur, temiz, güzel yerlere yerleştirdim. Cinlerini. Müslüman cinlerini temiz, mamur, güzel, temiz yerlere yerleştirdim. Ve eskentül müşrikin el gavur. Müşrik cinleri ise harap, pis yerlere yerleştirdim. Mezbeleliklere yerleştirdim diyor. Hadis bu. Evet. Anadolu'daki adetler de buna göre. Çocukları pisliklere aman dikkat edin derler. Cin çarpar derler. Çünkü inançsız cinler pisliklerde iyileşir. Çocukları oraya uğratmak istemezler. Uğratmak istemezler. İşte bundan dolayıdır o. Böyle pisliklerde pek oturmayın. Orada fazla kalmayın. Çünkü müşrik cinlerin kaldığı yerlermiş. Bu cümleden olmak üzere tuvalete girerken, tuvalette pis yer ya. Yani illa apartmandaki tuvalet değil, dışarıda da tuvalete geliyor, gidiyorsun. Hacetini def ettiğin yer, tuvalet, pis yer ya. Buraya girmeden Allah'a sığın. Çünkü bak müşrik cinlerin durağıymış, iyileştiği yermiş orası. Hadis okuyoruz. Eûzu bike minel hubzi vel habais. Pisliklerden, pislerden, bu habis müşrik cinlerden zararlı. Şeytan da bunlardan birisi. Onların reisi, kafirlerin reisi iblis. Allah'a sığınırım de. Hocam ben o duayı bilmiyorum. Dışarıda eûzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim de. Tuvalete girmeden. Çünkü tuvalette pis yerde okunmaz bu. Dışarıda. Böyle Allah'a sığın. Sol ayakla gir. Önün arkan kıbleye döndürme. Ve orada fazla kalma. Bu lafı onun için söylüyoruz. Neden? Bak pislik yerde zararlı cinler var diyor. Oralara otun siz dedim diyor. Bir giriyor 3 saat, 4 saat. Çık oradan çık. İşini çabuk gör, çabuk çık. Çünkü orası tehlikeli bölge işte bak. Müşrik cinleri oralara. O müşrik de seni sever mi? Sen müminsin. Müşrikler peygamberimizi sevdi mi? Müslümanları sevdi mi? Ne kadar eziyet ettiler. Aynı onlar da aynı. Durmadan saldırıyorlar şimdi Müslüman olmayanlar Müslümanlara. Osman da öyle. Onlar da öyle. Onun için işini gör. Bir öksür. Yollarda bir şey kalmasın diye yıkın. Sol elinle yıka. Ondan sonra da kurulan sağ ayağınla çık çabuk. Orada 2-3 saat kalma orada. Tehlikeli bölge. Tehlikeli bölge. Hamam da temiz yer mi arkadaş? Ama sen pislikleri atmaya gidiyorsun. Cünüp adam temizlenmeye gidiyor. Hayızlı kadın temizlenmeye gidiyor. Kirleri orada bırakıyor çıkıyor değil mi? Orada da çok kalma. İşini gör çabuk çık. Girmeden evvel de Allah'a sığın. Pis yerlerde fazla kalma. Pis yerlerde fazla kalma. İşte bu müşrik cinleri yerleştirdiğim sözünden bunları anlıyoruz. Evet Müslüman cinleri temiz yerlerde iskan ettim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuklarınızı da böyle yerlerden koruyun. İşte efendim çocuğu götürüyoruz. Çocukta tuhaf haller var. Gitmediğimiz doktor kalmadı. Aha böyle şeylerden olabilir. Çocuk asi anasını babasını dinlemiyor. Yaş çıkıyor herkese.
Evet, nice alimlerin çocukları var. Ne okuyor, ne yazıyor, ne de anasını babasını dinliyor. Sokağa atamazsın senin evladın o. Kesemezsin evladın o. Bunlardan olabilir. Böyle bir gaflete düşmüşsündür, çocuğu bakmamışsındır. Pis bir yerde bundan zararı olabilir. Çünkü doktorla çare bulamıyor, bir şeysi yok ama çocuk işte böyle. Bunlardan olabilir. Onun için mümin bu peygamberin nurlu sözlerine dikkat eder. Kendini de korur, çocuğunu da korur, diğer müminleri de korur. Bunlara dikkat edin. Peygamberimiz bu nedenle söyleyeyim. Akşam ezanı, gün batma zamanında çocuklarınızı evde bulundurun diyor. Bu cinlerin en çok kaynaştığı zaman o zamandır diyor. Bu da Buhari hadisi. Ben inanıyorum arkadaş. Benim çocukluğumda ben babamı bilmiyorum da 3-3 yaşında yer kalmayacak diye gitmiş. Anam babamdan aldığı terbiyeyle akşam ezanında evde olma, burla kızarırdı. Davet döverdi yani. Ne derdesin diye. Aha bu hadisi uygularlar. Dikkat ederlerdi. Biz böyle gördük. Çünkü böyle hadis var. Sen de çoluğunu çocuğunu mümkünse akşam gün batımında evde bulundur. Hem de kontrol etmiş olsun. Disipline etmiş olursun. Benden söylemesi artık kabul edip etmemek, yapıp yapmamak sizden oluyor. Evet. Sünnet işi böyle söylendikten sonra cinlerle ilgili, çocuklarla ilgili bağlantı kuraraktan size bu bilgileri verdim. Bu hadis-i şerifi Tabarani Bilal bin Hars'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatleri bizi nail eylesin inşallah. İhtadibu bil hinne. Kına yakınınız. Kına yakınınız. Saçınızın rengini kına rengine değiştiriniz. Peygamberin sözü bu. Şu halde sünnet güzel bir şey. Güzel bir şey. Fe innehu yezidu fi cemalikum. Güzelliğinizi artırır. Ve şebabiküm. Gençliğinizi artırır. Ve nikahiküm. Gücünüzü artırır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz de kadınlar Anadolu'da kadınlar saçını kınalar. Sünnettir, güzeldir. Ellerini kınalarlar öyle diyor. Ve khatbul mer'e yedeyha ve riclaha mendubun. Kadınların ayaklarını, ellerini kınaya boyamaları sevaptır, sünnettir. Teşvik edilmiştir. Peygamberin bu hadisinden dolayı. Ama erkekler elini kınalamazlar. Ama bir hastalıklara iyi geliyor o. O açıdan yakarlar da. Genellikle elini kınalamak, ayağını kınalamak kadınların işidir. Ama saçlarını erkekler de kınalayabilir. Kına yakabilir. Kına. Bir ot kına otunun tozuyla karıştırırsınız. Yaparsınız. Kuruduktan sonra geçer. Ve bu gusle abdese engel değildir. Şimdi buradan hareketle. O zaman biz kadınlar bugünkü piyasadaki boyalarla saçımızı boyayabilir miyiz? Erkekler boyuyor zaten. Bize danışan yok ki. Gencecik adamın saçı ağrıyor. Yaşı daha 25. Saçı ak. Böyle görünmek istemiyor. Kızlar bana varmaz diye. Simsiyah boyuyor. Dinin hükmünü arz ediyorum. Ak saçlı bir erkeğin ak saçını yolması doğru değil. Doğru değil. Nurdur diyor peygamberimiz. Nur. Nurdur. Ve senin lehine şahitlik edecek. Evet. Onun için yolma diyor. Boyamak, siyaha boyaması kına hariç. Burada hadis var. Siyaha boyaması hocalar söylüyor. Bu hoca da o kanaatta. Ben buradakini aktarıyorum size. Bu hoca haram diyor. Haram diyor. Erkeğin siyaha boyaması saçını, ak saçını. Ama kadın kocası istiyorsa sevap dedik ya, ben sümbül gibi siyah saçıyorum. Kahveriniz tamam, kocan için her şey sevap, helal, caiz ama evlenmemiş,
Kızın saçları bembeyaz. Gözleri kara. Oğlanlar da yeşil gözlüyü seviyor. Efendim şu kumral saçı seviyor diye. Bir kız gözünü yeşilletemez. Saçını değiştiremez. Niye? Aldatma vardır. O zaman caiz değil. Aldatma vardır çünkü. Olduğu gibi görecek. Sonra yarın anlayınca senin gözün kar olduğunu, ben seni yeşil gözlü aldım, kavga çıkar, yuka yuva yıkılır. Bu yanlış. Aldatmasa dediğinde yanlış bu. Hele erkeklerinki de öyle, tamamen yanlış. Boyalardan kına zarar vermez dedik. Fıkıh açısından arz ediyorum. Saç boyalarını kimyacıya soracaksınız. Eğer gusül abdest suyuna yahut da namaz abdesti suyunu kıla, o saç teline geçirmeye engelse gusül etmiş olmazsınız. Cünüp olursunuz, temizlenmezsiniz. Yok, kına geçiriyor bak. Kına cinsinden bir boyaysa, kara veya değil olabilir. Onu kimyacıya soracaksınız. Ben onu bilmem. O konu uzmanı değilim. Suyu geçirmez, saçı ıslatmaz diyorsa o boyayı boyamayacaksınız. Sen de adam olarak karına böyle boyatmayacaksın. Çünkü pis gezer. İğne başı kadar yıkanması gereken yerde kuru yer kalsa cünüp olur. Hayızlıkta devam eder. Pislikte devam eder. Temizlenmiş olmaz. Yani o boya meselesini ona soracaksınız. Renk konusunda da arz ettiğim gibi böyle. Kına erkekler yakılabilir ama şimdi tabii böyle şeyleri yerine getirmek için fitne uyandırmamaya da çalışacaksın. Şimdi Cevat Hoca saçını kırmızı kınaya boyamış, sokakta geziyor. Düşünebilir misiniz? Hoca kaçırmış derler. Çünkü memlekette erkeklerin saçını kınaya boyama adeti yok. Onun için böyle fitne olmayacak bir yerde boyayacağım ben. Burada boyayamam, fitne uyandırıyor. Bak, adamları böyle söyle konuşturuyorsun yanlış şeyle de. Ya buna da dikkat edeceksin. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle prensipleri var. El fitnetu naime le'anellâ men eykadaha. Fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun diyor. Karışıklıkla sebep olmayacaksın. O zaman boyamayacaksın. Ha ben bu sünnet diye çıkarsan ukalayı görüyorum, riyakar herif. Dedirtmeye gidersin en azından. Adamların günaha girmesine sebep olursun. Böyle kına boyamayı bilen bir toplum bulursan orada boyarsın. Yani erkeklerin de boyaması caiz ve de bunun büyük faydaları var diyor. Bu hadis-i şerif Bezzar Hazretleri, Ebu Nuaym Hillesi'nin Tahavi, Kuşeyri, Bagavi, Hazreti Enes'ten Deylemi, Dirhem mi Ziyad bin Dirhem'den nakletmiş. Hakim Müstetekin'de şu şekilde İhtadibu bil hinne fe innehu tibur rih yeskunur ra'a. Yani bu kına kokunuzu, güzelliğinizi artırır, güzel eder. Böyle size bir şey verir, gençleştirir. Saygın olmanıza sebep olur diye şeklinde var, hadis-i şerifler var. Evet, bu boya işleri de böyle, kına meseleleri de bu. Anadolu'da bunlar şeydir, vardır. İşte bu hadislere dayanarak bu örf Anadolu'da köylerde kadınlar yaparlar. Güzel bir şey demek istiyorum. Güzel bir şey. Hadise uygun bir şeydir. Cenab-ı Hak cümlemizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel nurlu sözlerini tatbik eden, iki cihanda yüzü ak çıkan kullarından eylesin.